Yarım sadak Sigvar, tek dizi üstüne çöküp başını eğdi. Rüzgar, dev kapıların dışında masallardaki buz ortlakları gibi uluyordu. Sigvar, zirveleri yarandı. Kırağı Kaz'ın kanlı kılıcıydı. Seçilmiş evlatların kabile reisi, kaya kalpli Helmgar'ın kellesini almış, dikenli vadiyi tek başına savunup kaleden destek birlikleri gelene kadar yaslı karga kabilesinin bir adım bile ilerlemesine izin vermemişti. Sigvar, üstüne üstlük, buz doğandı. Ama bütün bu başarılarına, Lisandra'nın gözünün bakışları altında nail olduğu tüm şereflere karşın, buz muhafızı kalesinin girişinde rüzgar tarafından kırbaçlanıp sonsuz uçurumdan gelen insanlık dışı feryatları dinlerken, çıkacağı görevi düşündükçe endişeden titreyecek gibi oluyordu. Koyu renkli, ağır zırhını giymemişti. Hantal zırh, bu yolculukta onu çok ağırlaştırırdı. Ama sırtına taktığı kalkanı ve beline astığı kılıcı içini rahatlatıyordu. Ondan çok büyük şeyler bekleniyordu. Kimsenin yüzünü kara çıkarmamak için dua ediyordu. Yiğitler hanesinin baş buz rahibi olan ayrık dilli alaka, ''Karanlıkların en derinine ineceksiniz hane kardeşleri.'' dedi. ''Fakat yalnız olmayacaksınız.'' donmuş gölgenin çocukları olan bizler ne bu uçsuz bucaksız buz çöllerinin en kara kışlarında ne de gizli yollar üzerindeki en derin uçurumlarda yalnız kalırız. Lissandra'nın gözü hep üstümüzdedir ve üstümüzde olacaktır. Sigvar, iki yanında diz çökmüş olan diğer hane üyeleriyle birlikte buzdan geldik, buza döneceğiz, dedi. Buz muhafızlarının saflarında savaşmaya Sigvar'ın doğumundan yarım ömür önce başlamıştı. Kurt duruşlu, gri sakallı, çelik gözlüydü. Derisi kösele gibi olmuş, derin kırışıklıklar ve yarıklarla dolmuştu. Omuzlarına karayısı kürkleri atmıştı. Ama solmuş savaş dövmeleriyle ve her birini ritüel dövüşlerde kazandığı demir halkalarla kaplı kolları çıplaktı. Devasa savaş çekici Şimşek'in oğlunu sırtına takmıştı. Baş kısmı gerçek buzla kaplanmış olan bu silah, oların kendisi kadar şöhretliydi. Sigvar'ın sağında ise ruhu buzdan Halla vardı. Sigvar, olara çok hayrandı. Ama Halla'nın karşısında neredeyse huşuya kapılıyordu. Korku nedir bilmeyen, inancı asla sarsılmayan bu kadın kış kadar acımasız ve ölümcüldü. Kısa saplı ikiz baltaları kanlı dişle kanlı pençeyi beline asmıştı. Ama onu üstünde siyah zırhı ve başında boynuzu tolgası yokken görmek garip bir ist. Sigvar ve Olar gibi Halla da bu yolculukta zırh giymemeyi yeğlemişti. Kafasının iki yanı kazınmıştı. Uçuk sarı saçlarının kalanı çok karmaşık tek bir örgü yapılmıştı. Başının ortasında sorguç gibi duruyordu. Yüzünde üç tane feci yara izi bırakan darbe sol gözünde kör etmişti. O gözü artık beyazdı. Olar, Halla'nın bu yara izlerini bir Ursin sürüsünü avlarken aldığını anlatırdı. Ursinlerden üç tanesini öldürdüğü, diğerlerinin canını kurtarmak için kaçtığı söylenirdi. Sigvar bunlara inanıyordu. Halla, çocukken buz muhafızlarının arasına alınmış olmasa, muhakkak kalenin dışındaki kabilelerden birinde güçlü bir savaş anası olurdu. Buz rahibi yanlarına yaklaştı. İlk olara gitti. Göz üzerinde, dedi. Sigvar, Olar'ın hırıltı sesiyle verdiği cevabı hızlı hızla atan kalbinin gürültüsünden zorlukla duydu. Buz Rahibi sonra onun karşısına geçti. Sigvar'ın midesi ilk savaşından önce de olduğu gibi kalktı. Rahip, alçak sesle, ''Yukarı bak Buz Muhafızı.'' dedi. Sigvar, itaatle çenesini kaldırarak yaşlı adamın yüzüne baktı. Bu yüz neredeyse iskelet kuruluğundaydı yanakları çökük, gözlerinin etrafı mosmordu. İfadesinde hiç iyilik ve şefkat yoktu. Ama Sigvar olmasını da beklemiyordu. İnançları sert ve amansızdı. Ayrık dilli Ralakka'nın boynuna kutsal bir karabuz parçası asılıydı. Büklüm büklüm bir daldan yapılmış asasının üstünde de bir parça vardı. Şifa dağıtmak ve ibadet için kullanılan kutsal kristallerdi bunlar. Buz rahibi parmağını siyah, pis kokulu kraken mürekkebiyle dolu bir çanağa bastırıp Sigvar'ın alnına bir göz çizdi. ''Göz üzerinde.'' dedi. Sigvar, ''Ve göz asla kapanmaz.'' diye gereken karşılığı verip başını yine eğdi. Mürekkep derisini yaktıkça alnı acımaya başladı. Ama Sigvar tam bir buz doğan metanetiyle dişini sıktı. Acı bir lütuftu. Rahip, Halla'ya giderek ritüeli tamamladı. Seçilmiş üç buzdoğan ayağa kalktı. Aralarında en uzun boylusu olardı. Kuru, uzun, kaslı bir vücudu vardı. Sigvar ise açık ara en ağırlarıydı. Halla Sigvar'dan yarım baş ama etrafına yaydığı güç ve otorite onu daha iri gösteriyordu. Üç buz muhafızı eğilip çantalarını sırtlandılar. Buz kazmalarını ve ip kangallarını bellerine astılar. Sigvar arkasına gidişlerine sessizce tanıklık etmekte olan buz muhafızlarının saflarına baktı. Ayrık dilli Ralakka'nın çıkacakları yolculuktaki rolü bitmişti. Arkasını dönüp uzaklaştı. Bir küme buz rahibi savaşçı birliklerinin arkasından giden kargalar gibi peşine takıldı. Kalenin karanlığı onları hemen yuttu. Ruhu buzdan halla hadi gidelim dedi. Karanlık çağırıyor. Sigvar başını sallayıp hallayla olarak katıldı. Orada toplanmış olan buz muhafızlarının arkalarına dönüp kalenin dev kapılarından geçtiler. Sonsuz uçurumun üzerinde uzanan köprüye çıktılar. Rüzgarın taşıdığı bedensiz aykırışlar şiddetlendi ve ince buz parçaları yüzlerini kesti. Ama irkilmediler bile. Aksine memnundular. Buz onların müttefiğiydi. Onların gerçeğiydi. Kalenin devasa kapıları, rüzgarın sesinden hemen hemen duyulmaz olan yankılı bir gümleme ile üç buz muhafızının arkasından kapandı. Sigvar derin bir nefes aldı. Sonsuz uçurumun en içine inme mevsimi gelmişti. Bu yolculuk her yıl bahar noktasında, yani gece ve gündüzün süresi eşitlendiğinde yapılırdı üç tane buz muhafızı seçilirdi. Bunların üçü de en derin sırları ve adetleri bilen, inancı sorgulanmaz kişilerin oluşturduğu Yiğitler Hanesi üyeleri olurdu. Bu en kutsal görev için seçilmek büyük onurdu. Boynuz borular çalınıp adı duyurulduğunda Sigar'ın göğsü gururla şişmişti. Daha sadece 19 kış görmüştü. Buz muhafızı olarak seçilmiş en genç kişilerden biriydi. Hanenin duvarlarına kazınmış binlerce isimden oluşan şeref listesine kaç kere hayranlıkla bakmıştı. Kaleye geldikten sonraki ilk hatıralarından biri, parmaklarını saygıyla o isimlerin üstlerine gezdirip başardıkları büyük işleri hayal etmekti. İsimlerin yarısından çoğunun yanına basit bir rün kazınmıştı. Bu, ölüm rünüydü. Kutsal görevlerini yerine getirirken öldüklerini gösteriyordu. Buzdoğan kanından gelenler için bile o kadar derinlere inmek çok tehlikeliydi. Yıllar boyu muhterem üç kardeşlerin yani Avarosa, Serilda ve Lisandra'nın karabuzdan heykellerinin önünde diz çöküp onu bu göreve layık bulmaları adının o saygıdeğer adlar arasında yazılmasına izin vermeleri için yalvarmıştı. Görünüşe göre duaları kabul olmuştu. Hayatı boyunca şerefiyle çalışıp çabalamıştı. Yiğitler hanesini gururlandıracaktı. Yollarını gösteren devasa, sessiz muhafız heykellerinin taştan bakışları altında köprüde ilerlediler. Çevrelerinde burgaçlanarak çığlıklar atan acımasız rüzgarlar onları tartaklıyordu. Bu köprüye cesaret arenası ve katliam köprüsü de denirdi. Kimileri de uluyan kemer ya da basitçe kale köprüsü olarak anardı. Üç kız kardeşlerin devrinde bir adı varsa bile artık unutulmuştu. Buz muhafızları arasında köprüye sık sık Elem Köprüsü denirdi. Ne de olsa o köprüde binlerce buzdoğan canından olmuştu. Köprü gerçekten çok eskiydi. Tarih öncesi silahların yaptığı söylenirdi. Bu ilahların devri çoktan kapanmıştı elbette. Bazı kafir kabileler hala onları tapıyordu ama zamanla ya kendi istekleriyle ya da kılıç soruyla doğru yolu bulacaklardı. Kabul etseler de etmeseler de buz onları alacaktı zaten. Taş duvarlar yer yer ufalanmış, parçaları karanlığa düşmüştü. Buz rahipleri zamanın antik güzelliğe bile saygısının olmadığını öğretirdi. Zamanın sonsuzluğu dikkate alınca her şey anlık ve geçiciydi. Buz ve rüzgar yüzyıllar içinde en yüksek dağı bile dümdüz ederdi. Sadece inanç ölümsüzdü. Sigvar Olar ve Halla'nın yanında köprüden geçerken derin bir saygı hissiyle dolmuştu. Binlerce yıl önce burada dünyanın en önemli savaşı yapılmıştı. Buzdoğanlar dünyanın kaderini belirlemek için gözcülerle bu köprüde savaşmışlardı. Büyük bedeller ödeseler de zaferi de yine bu köprüde ulaşmışlar, gözcüleri karanlıklara gömmüşlerdi. Sigvar geçmiş çağların görkemine düşünürken dalıp gitmiş, sessiz sessiz yürüyordu. Diğer buzdoğanlar da konuşmuyorlardı ama Sigvar bunun sebebinin rüzgarın kesilmeyen oldusu mu yoksa onların da eski efsaneleri düşünmeye dalmış olması mı olduğunu bilmiyordu. Köprünün karşı yakasına ulaştılar. Lisandra o kadim ve muazzam savaşta buzdoğanlara buradan komuta etmişti. Ruhu buzdan halla da tam burada elini kaldırıp onları durdurdu. Sesini duyurabilmek için şuraya ineceğiz diyerek bağırdı. Köprünün uçurma bakan duvarının uzun süre önce yıkılmış bir yerini gösterdi. Sigvard'a, oğlar da saygıyla baş salladılar. Olar yaşça daha büyüktü, daha deneyimliydi. Hallan'ın adı hanenin duvarına üç kere yazılmışken onunki dokuz kere yazılmıştı ama eski alışkanlıklardan vazgeçmek zordu. Üç kız kardeşlerin kanı, Freljord kabilelerinin kadınlarında daha kuvvetliydi. Halla, ben önden gideceğim, diye bağırdı. Taş yumruk ortada, denge sağlayacak. Yarım sadak arkada. İki parça ip açıp birbirlerinin kemerlerine bağladılar. Halla olara, olar sigvara bağlandı. Çizmelerinin burunlarına taktıkları demir mahmuzların bağlarını sıkılaştırdılar. Buz kazmalarını çıkarıp saplarındaki deri kayışla bileklerine bağladılar. Halla kazmalarını savurup birkaç ufak daire çizdirerek kaslarını gevşetti. Sonra köprüden atladı. 3-4 metre aşağı, uçurumun duvarından fırlamış bir buz çıkıntısının üstüne indi. Sigvar'la Olar, Halla'nın kazmalarını buza saplayıp kendini sağlam almasını beklediler. Sonra yanına atladılar. Halla, bizler ilahimiz, insanlar arasında yürüyenin iradesiyiz, dedi. Onun yüzünü ağartın, kışın oğulları. Sonra düşe kalka buzun kenarına yaklaştı. Kazmalarını iyice derine sapladı çizmelerinin burunlarındaki mahmuzları göme göme aşağı inmeye başladı. Olar Sigvar'a dönüp sırıttı. Gözleri vahşi bir neşeyle parlıyordu. Döndüğümüzde aynı buzdağın olmayacaksın. Sonsuz uçurum insanı değiştirir. Dönebilirsen tabi. Göz kırptı. Sonra o da buzun kıyısından inip gözden kayboldu. Sigvar yalnız kalmıştı. Hayır, yalnız değilim diye uyardı kendini. Göz üzerindeydi alın derisini yaktığını hala hissedebiliyordu. Lisandra hep onunlaydı. Daima da olacaktı. Bir an daha bekledi. Sonra dipsiz karanlığa inmeye başladı. Ruhu buzdan Halla'nın yorucu temposuna ne koydurabilmek için hızlı hızlı ilerliyorlardı ama gereksiz risklere girmiyorlardı teker teker ilerliyorlardı. Her seferinde önce Halla, sonra Olar, sonra da Sigvar, kemerine bağlı olan ipin neredeyse tüm uzunluğu kadar iniyordu. Bu şekilde hem düşerlerse tutacak biri oluyordu, hem de aralıklı olarak dinlendikleri için uzun bir mola verme ihtiyacı hissetmeden düzenli olarak ilerliyorlardı. Elem Köprüsü, uçurumun üstündeki tek köprü değildi. Devasa çatlığın duvarlarına düzinelerce başka köprü kurulmuştu fakat bölgeyi sürekli kefen gibi sarmalayan sis, karanlık ve aradaki mesafe yüzünden çok azı görünüyordu. En üstteki dışında tüm köprüler terk edilmişti. Artık kullanılmıyordu. Bu köprülere çıkan sayısız tünel ve kapı ya çığ altında kalarak kapanmış ya da kaleye açılan girişlerin sayısını sınırlamak isteyen buz muhafızları tarafından kapatılmıştı. En yakındaki köprülerin arasında 40-50 metre vardı ama uçurumun derinlerine inildikçe köprüler arasındaki mesafe de artıyordu. Bazıları tamamen yıkılmıştı. Geride sadece buz duvarlardan fırlayan, bir zamanlar kurulu oldukları yerleri belli eden köprü ayağı iskeletleri kalmıştı. Etraf karanlıktı. Ama kış ortasının o kesin, her şeyi yutan karanlığı gibi değildi. Grup saatlerinin soluk alacak karanlığına benziyor buzun kendisinden donuk hayaletsi bir ışık yayılıyor gibiydi bu ışık koyulaşmakta olan sise vurup yayılıyordu öyle ki üç buzdoğanın meşaleye feneri ihtiyacı olmuyordu rüzgarın çığlıkları uçurumda hala yankılanıyor onları hayalet eller gibi çekiştirerek güçlükle tutundukları buzdan ayırmaya çalışıyordu ne kadar vakit geçtiğini kestirmek imkansızdı saatler birbirine karışıp uzadıkça uzuyordu tırman bekle tırman. Bekle. Sigvar, kendini kazmayı buza vurmanın, çizme mahmuzlarını sağlamca saplamanın ve kazmayı yerinden geri çıkarmanın tek düzeliğine kaptırıp güzel bir ritim yakalamıştı. Hallayla ile oğların kendisinden daha aşağı inmesini beklerken dikkatini toplu tutmak için gerçeğin duasını mırıldanıyordu. Soğuğun kucağından kaçınma. Çünkü gerçek onda saklıdır. Buzla bir olanın gözleri gerçeğe açılacaktır. Kesintisiz hareket ederek indikçe indiler. Bir gün de geçmiş olabilirdi saatlerdi. Sigvar gökyüzünü göremediği için emin olamıyordu. Yakınmadan katlan. Buz ne merhamet ister ne de merhamet eder. Biz de öyle olmalıyız. Daha güçsüz varlıklar onlara ayak uyduramazdı. Onlar buz doğandı. İlahların evlatlarıydılar. Diğer ölümlere benzemezlerdi. Uyumadan günlerce yürüyebilirler. O halde bile herhangi bir düşmanı yere serebilirler. Ocak kanlıları öldürecek her şeye göğüs kirebilirlerdi. Buna rağmen Sigvarın kolları ağrımaya başlamıştı. Kütleriyle derisi arasında bir ter tabakası oluşmuştu. Altındaki buz çatladığında yeterince hızlı tepki veremedi. Buz kazmalarından birini savurdu ama iyi yerleştiremedi. Kazma duvardan kurtulurken bir buz parçası kopardı. Sigvar düşmeye başladı. Acıdan korkma. Acının lütfundan sakınma. Acı olmadan yaşamda olmaz. Havada kendini çevirip yine düşüşünü durdurmayı denedi. Kazmasını buza çaktı ama kazmanın sapı elinden kurtuldu. Bileğine bağlı olmasa düşürecekti. Ölüm geldiğinde sana yaklaşırken ondan kaçma. Oların yanından hızla geçerek 15 metre kadar düştü. Tecrübeli savaşçının çakmak taşı grisi gözleri hayretle açıldı. Buzdan geldik. Buza döneceğiz. Yaşlı buzdağın daha sıkı tutunup olacakları hazırlanmak için dizlerini kırarak ''Sıkı durun!'' diye bağırdı. Sigvar, Halla'nın yukarı bakıp doğrudan kendi üstüne düştüğünü gördüğünde sessizce küfrettiğini fark etti. Kadın hızlı, kendinden emin hareketlerle kazmalarını çabucak buza gömüp Sigvar'la çarpışmamak için kendini yana çekti. O sırada ip tükendiği için Sigvar'ın düşüşü durdu. Ani duruşun şiddetinden kemikleri zangırdadı. Buzdan duvara çarptı. Darbeyle ciğerlerindeki hava boşaldı. Olar, Sigvar'ın ağırlığını yüklenince kükredi. Fakat buza sıkıca tutunmaya devam etti. Kolları çelik halat gibi gerilmişti. Sigvar hemen kendini topladı. Kazmalarını isabetli buza çaktı. Mahmuzlarını iyice derine sapladı. Ruhu buzdan hallaya baktı. Kadın biri beyaz, biri mavi ve alnına çizilmiş olan gibi dimdik bakan delici gözlerini ona dikmişti. Bakışları Sigvar'ı sessizce yargılıyordu. Sonunda gölge köprüsünde mola vereceğiz diyerek Alaca karanlığın içine doğru inmeye devam etti. Sigvar kendine lanet okudu. Soğuğa rağmen yanakları alev alev yanıyordu. Olar yanından geçerken bütün dişlerini göstere gösteri sırıttı. ''Ama ağır herifçi oğluymuşsun be yarım sadak.'' dedi. ''Az kaldı, ikimiz de dibi boyluyorduk.'' Sigvar utançla ''Buz kırıldı.'' dedi. ''Daha dikkatli olacağım.'' ''Ol.'' Bir daha düşersen ipini kesiveririm. Sigvar ihtiyar savaşçıya merakla baktı. Olar sonsuz uçurma üç kere inmiş, üçünde de sadece kendisi sağa dönmüştü. Bu yüzden miydi acaba? Gölge köprüsüne gelince sırt çantalarını indirdiler. İplerini çözdüler. Kazmaları bileklerinden çıkardılar. Köprüye bu isim güneşin doğru düzgün batmadığı yaz ortası günlerinde bile tam aydınlanmadığı için verilmişti. Olar, abartılı bir inlemeyle köşe taşlarının üstüne çöktü. Sırtını köprünün kenarındaki alçak korkuluğa verdi. Halla onlardan biraz uzaklaşarak boynuna takılı olan ufak siyah bir Lisandra heykelciğini çıkarıp yere koydu. Önünde diz çöküp sessizce dua etmeye başladı. Sigvar kımıldamadan durdu. Kendisinin de dua etmesinin gerekip gerekmediğini düşünüyordu. Ama Olar elini sallayarak onun yanına çağırdı. Oturmasını işaret etti. Yaşlı adam deriden yapılma küçük bir matara çıkardı. Ucundaki tıpayı açıp bir yudum aldı. Memnuniyetle iç çekti. Sonra Sigvar'a uzattı. Genç savaşçı bir baş hareketiyle teşekkür ederek matarayı aldı. O da bir ölçek içti. İlahların gözeşi, dediyorlar. Delikli dağların bu yanında bunun gibisi yoktur. İçki Sigvar'ın boğazını yaktı. Gözlerini yaşarttı. Akan gözyaşları yanaklarında anında dondu. Beğeniyle başını sallayıp Matara'yı Olar'a geri verdi. Yaşlı adam bir yudum daha alıp Matara'yı köklerin arasında gizledi. Su kırbası getirseler kalenin kapılarından çıktıkları anda donardı. Su olmadan da idare edebiliyorlardı ama Sigvar boğazını o sert içkiyle ıslatabildiği için minnettar olmuştu. Olar'ın dövme dolu kolları hala çıplaktı. Sigvar kürklerine iyice sarınırken başını iki yana salladı. ''Sen öyle donmuyor musun ihtiyar?'' dedi. Olar ona pis pis gülerek ''Hava daha ne biçim soğuyacak oğlum?'' diye karşılık verdi. Göreceklerimizle karşılaştırınca bu hava yaz meltemi gibi kalır. Sigvar onun şaka yapıp yapmadığını anlayamadı. Çantasını kendisine çekti. Balmumu sürülmüş deriye sarılı bir parça tuzlama et çıkardı. Donmuş etten bir parça kırıp olara uzattı. Bir parça da kendine kırdı. Ağzında gezdirerek çiğneyebileceği kadar eritmeye çalıştı. Et sertti. Sinirle doluydu ama o sırada savurganca bir lüks gibi geliyordu onlara. Sırtını oların yaslandığı alçak duvara vermiş olan sigvar uluyan rüzgardan büyük ölçüde korunuyordu. Bu dahi büyük bir nimetti. Rüzgar başlarının üzerinde çığlıklar atıyor, iç paralayıcı sesler çıkarıyor, köprüdeki karları ve buzları burgaçlar halinde havalandırıyordu. Kimileri rüzgarın çıkardığı bu seslerin, kahramanlar devrindeki o son büyük savaşta ölen ve ruhları bu uçuruma sonsuza dek hapsolan buzdoğanların çığlıkları olduğunu söylerdi. Olar, korkunç bir ses değil mi delikanlı? dedi. Bir müddet sonra kafanın içinde yankılanmaya başlıyor aşağı kadar böyle mi devam ediyor? Dedi Sigvar. Olar başını iki yana salladı. Keşke etse. Dibe yaklaştıkça ortalığa mezar sessizliği çöküyor. Bundan iyidir herhalde. Dedi Sigvar. Öyle dersin değil mi? Ama sessizlik daha kötü. Ağır bir sessizlik. Yere kadar gelen o zincir zırhlar gibi üstüne çullanıyor. Rüzgarı fersah fersah yeğlerim. Dedi olar. Halla dualarını bitirip geldi. Oların yanına oturdu. Adamın matarasından büyük bir yudum aldı. Eldivenli elinin tersiyle ağzını sildi. ''Bu meretin en kalitelsi neden hep sende oluyor taş yumruk?'' diye sorunca Olar sert bir nefes vererek güldü. ''Çok cana yakın olduğum için.'' diye yanıtı verdi. ''Bence ondan değildir.'' diyen Halla'nın yüzünde öyle ciddi bir ifade vardı ki Olar yine kahkahasına engel olamadı. Sigvar hallaya doğru eğilip çekine çekine bir parça et uzattı. Düştüğü için utancından hala kıpkırmızıydı. Kadın ete bir saniyenin yarısı kadar baktı. Sigvar almayacağını düşündü. Ama sonunda halla ete uzandı ve bir baş hareketiyle teşekkür etti. Eti çiğnerken ''Yarım sadak lakabını nasıl aldın?'' diye sordu. Akıncılarla savaşırken daha eli nasır bile bağlamamış bir çocuktum kaleye erzak getiren bir kervanı koruyordu. Buz çölünde saldırıya uğradık. Dişli kuzgun kabilesi saldırmıştı. Tipi sayesinde gizlenerek gelmişlerdi. Dedi Sigvar. Halla bir homurtu çıkardı. Tehlikeli savaşçılardır. Kelle alma peşindedirler. Sigvar başıyla onayladı. Çatışma sırasında birkaç tane ok yedim. Ama savaşmaya devam etti. Dişli kuzgunlar ölülerini ve yaralılarını buzlar üstünde terk edip kaçınca taş yumruk lakabımı vererek beni onurlandırdı. ''Senden hiç ozan olmaz be çocuk'' dedi olar. ''Fazla alçak gönülsün. Şöyle ballandıra ballandıra anlatamıyorsun.'' ''Senin gibi değil yani ihtiyar'' dedi Allah. ''Yemin ederim ki hikayelerini her anlattığında biraz daha şişiriyorsun.'' Olar, sigara göz kırparak sana ayı ile olan maceramı anlatmış mıydım delikanlı? diye sordu. Halla ihtiyar buz muhafızına parmağını sallayarak sakın dedi. O hikayeyi bir daha dinlemek istemiyorum. Olar kaderine razı şekilde omuz silkerek başka zaman anlatırım öyleyse dedi. Neyse dişli kuzgunlar bu çocuğa en azından bir düzine ok sapladılar. Kaç kaş görmüştün o sırada Sigvar? Olsa olsa 14 falan. Ama o zaman bile iri yarı bir çocuktu böyle damızlık boğa gibi değildi ama yine de kalıplıydı. İki ok kalkanında, iki tane bir bacağında, iki tane göğsünde, bir tane omuzunda, bir tane de sırtında vardı. Biri de ön kolunu delip geçmişti. Ama yaralı elnük gibi böğüre böğüre savaşmaya devam etti. Üç tane dişli kuzgunu yere sermişti ki bir ok daha yiyip kılıcını düşürdü. Vücuduna bir sadağın içindeki okların yarısı saplanmıştı ama o zaman bile yavaşlamadı oklardan birini çıkarıp onunla iki dişli kuzgunu daha akladı. Ne güldüm, ne güldüm anlatamam. Tam bir buzluandır. Yaptıklarını Serilda görse o bile beğenirdi. Serilda'nın adı geçer geçmez halla hemen boynuna Avarosa ve Lisandra ile birlikte taktığı soluk renkli Serilda heykelcini tutup Korkusuz anımız. dedi. Sig Korkusuz anamız'' diye mırıldandı. Yüzü alev alev yanıyordu oların övgülerinden utanmış yere bakıyordu. Halla ayaklanırken, ''Gülünç bulduğun şeyler pek tuhaf taş yumruk.'' dedi. ''Hadi yola düşelim artık.'' Sig var, ayağa kalkıp yolculuğun kalan kısmını hazırlanırken, ''Düştüğüm için affınıza dilerim. Ant olsun ki bir daha ikinizi de hüsrana uğratmayacağım.'' Düşersen, üç kız kardeşlerin takdiri öyle olduğu içindir, dedi Allah. Düşüp Bizi de düşürürsen o da bizim kaderimizdir. Andının hiçbir önemi yok. Sigvar'ın yanından geçip gitti. İnişlerine devam etmek için en uygun yeri aramaya başladı. Olar gülümseyip Sigvar'ın omzuna sert bir tokat indirdi. Boş ver delikanlı dedi. Böyle şeyler herkese olur. Başımıza gelecek en kötü şey buysa dönüşte hepimiz yerlere kapana kapana üç kız kardeşlere şükredelim derinliklere inmeye devam ettiler. Boz gibi rüzgarın oltuları daima peşlerindeydi. Sislerin arasından horlak gibi belirmişti. Altlarında hiçbir şey yokken bir anda vermişti. Kayıplar köprüsüne varmışlardı. Sanki yukarıdan yayılarak gelen soğuk o kadar şiddetliydi ki bu kadar derinde hiçbir şey yaşayamazdı. Köprünün üzerindekiler orada yaşayan bitkiler kadar sıradan bir şey değildi. Yaşamın tam zıttıydı. Sigvar'ın midesine koca bir endişe kayası oturdu. Ağzına bir şeyler gelecek gibi oldu. Bu inişi yapan hane üyelerinden efsaneler ve ateş başında anlatılan öyküler dinlemişti. Yine de köprüyü kendi gözleriyle görmek çok sinir bozucuydu. Son 3 metrede kendini bırakıp düştü. Ayakları yere değince çömeldi. Kasları yorgunluktan yanıyordu. Kazma tutmaktan elleri kasılıp pençe gibi olmuştu. Tüm bitkinliğine rağmen kocaman açılmış gözlerle etrafına baka kaldı. Nefes almaya neredeyse cesaret edemiyordu. Halla hiçbir şeye dokunma diye uyardı onu. Olar bir şeye dokunursam o da üç kız kardeşlerin takdiri değil midir?'' dedi. Sigvar ihtiyar savaşçının şakasına gülecek hal bulamadı. Halla başını iki yana sallayarak döndü. Az nefeslenin. Burası son köprü. Dibe inene kadar durmayacağız. Yolun kalan kısmı da en uzun kısmı. Üç kız kardeşler bize mukayyet olsun. Yükünün fazlasını yere atan Sigvar köprünün ortasına yürüyüp dehşetle karışık bir merakla etrafını incelemeye başladı. Rüzgar burada öyle deli esmiyor, köprünün ana yapısının üstüne yayılıp kafes şekli almış, tuhaf, eğri büğrü taş oluşumlarının arasında tırslıyordu. Sigvar gördüklerini akıl erdirmekte zorlandı. Zaten sadece bakmak bile midesini bulandırıyordu. Köprüyü volkanik kayaya benzer bir şeyden yapılma devasa kemerler kuşatmıştı. Sanki köprünün iki ucundan lav fışkırmış sonra bu lavlar havada aniden sertleşmişti. Bu köprünün tarihçesini biliyordu elbette. Altına hapsedilen şey o doğmadan çok önce, üç kız kardeşlerin devrinden çok sonra tutsaklıktan kurtulmaya çalışmıştı. Buz muhafızları o karanlıkla burada savaşmış, burada da ölmüşlerdi. Aşağıda yaşayanın gücü her ölümle biraz daha artmıştı. Ölenlerin cesetlerini içine alıp tüketmiş, onları daha da hızlı büyümek için yakıt olarak kullanmıştı. Tabiatı böyleydi. Binlerce yıl sessiz, hareketsiz, görünürde cansız olarak yatardı ama tek bir kan damlasıyla aniden uyanır, vahşetiyle dünyayı kasıp kavururdu. Sigvar'ın bakmakta olduğu o acayip, mide bulandırıcı kemerler ve biçimsiz kaya döküntüleri aşağıda yaşayanın bir buz muhafızından diğerine sıçrayıp bedenlerini işgal ederken geçtiği yolları gösteriyordu. Tükettiği maddeden ise bir takım şeyler vücut bulmuştu. Bulundukları yer Sigvar'ın zihnine rahatsız edici, çıldırtıcı bir basınç uyguluyordu. Bu basınç sanki aşağıdan geliyordu. Yumruklarını şakaklarına bastırarak başını rahatlatmaya çalıştı. Birdenbire uzun süre önce unuttuğu bir hatıra mağaradan fırlayan bir yarasa sürüsü gibi zihnini doldurdu. Çocukluğunun buz muhafızlarına verilmeden önceki yıllarını hatırladı kabilesinin. Omurgalarına takılı keskin bıçaklarla buz çölünde hızla ilerleyen üç direkli zarif kara gemilerini hatırladı. Gemilerinin Ulu Kule'nin önünde durduğu gece geldi aklına. Onları siyah tolgalı buz muhafızları karşılamıştı. Aralarında Sigvar'ın da olduğu on kıştan daha az görmüş yedi tane çocuk seçilmişti. Seçilmek büyük şerefti. Sonra kabilesinin gece yarısı güneşi altında uzaklaşmasını seyretmişti. Ailesini Son görüşü bu olmuştu. Kaleye götürülmüş, sınamadan geçirilmiş, sonra da eziyetli, acımasız imtihana sokulmuştu. Kabilesinden seçilen diğer çocukların sayısı teker teker azalmıştı. Sonunda geriye sadece kendisi kalmıştı. O vakit geldiğinde kabilesini unutmuştu bile. Artık yeni bir ailesi vardı, yeni bir inancı vardı. Buz muhafızı olmuştu. Omzuna bir el konduğunu hissedince irkilerek hatıralardan sıyrıldı. Sırtını antik, parçalanmış bir muhafız heykeline vermiş olarak yerde oturuyordu. Yere oturduğunu hatırlamıyordu. Olar üstüne eğilmişti. Sakın uyuma, dedi ihtiyar savaşçı. Burada kötü rüyalar görülür, kötü anılar hatırlanır. Sigvar ayağa kalktı. Eski kabilesi aklına yıllardır gelmemişti. Rüyanın son kırıkları da aklından silinip gitti. Sigvar'ın içinde büyük bir tedirginlik kaldı. Vakit tamam, dedi Allah. İnişlerinin son kısmına başladılar. Artık altlarında delilikten, soğuktan, karanlıktan ve dehşetten başka hiçbir şey yoktu. Aşağıda yaşayan, bin yıllardır yaptığı gibi bekliyordu. Aşağılara inildikçe buz daha da kararıyordu. İçi yukarı yayılmaya çalışan simsiyah damarlarla doluydu. Çevrelerini belli belirsiz bir çıtırtı sesi sarmıştı. Bu ses Sigvar'ın gözlerinin arkasını tırmalıyordu sanki. Herhangi bir hareket görmüyordu ama sesin buza yayılmış, bu lanetli çukurdan kaçıp yüzeye erişmeye çalışan o sinir bozucu damarlardan geldiğisine kapılmıştı. Sigvar, sesi akından çıkarmak için dua mırıldanmaya ve çizmesinin ucundaki mahmuzu elindeki kazmayı buza olabildiğince sağlam çakmaya odaklandı. Burada buz yukarıdaki kadar düzgün değildi. Keskin yerleri, etrafından dolaşmaları gereken altı boş çıkıntıları vardı. Buz muhafızları bazen sadece kazmalarını kullanarak ilerlemek zorunda kalıyor, milim milim aşağı inerlerken koyacak yer bulamadıkları ayakları dipsiz derinliklerin üstünde sallanıyordu. İki kere aşağı devam eden bir yol bulamayıp durdular. Hallan'ın yeni bir rota çizebilmesi için geri gitmek zorunda kaldılar. Buz gibi, yoğun, içlerini daraltan sis etraflarını öyle bir sardı ki Sigvar yol arkadaşlarını göremez oldu. Sis tüm sesleri boğmuştu ama o aralıksız, delirtici çıtırtı hala duyuluyordu. Sonunda Sigvarı şaşırtan bir çabuklukla sisin arasından sert buzdan bir zemin çıktı. Çantalarını, iplerini ve kazmalarını bırakmış olan Hallayla olar onu bekliyordu. Buradaki sessizlik insanı eziyordu. Buzun çıtırdaması bile susmuştu sanki. Sigvar teçhizatını çıkarırken fısıldayarak ''Uçurumun dibine indik mi?'' diye sordu. Nefesi havada bulut oluyordu. Olar alçak sesle ''Biz buraya kadar inebiliyoruz.'' dedi. Ama uçurum devam ediyor. İhtiyar buz muhafızı eliyle Sigvar'a ilerlemesini işaret etti. Üstünde durdukları buzun kenarına yaklaştılar. Sigvar o zaman uçurumun altlarında daha da derinlere uzanmakta olduğunu gördü. ''Derinliği ne?'' diye fısıldadı. ''Kimse bilmiyor. Dünyanın merkezine ve hatta onun da ötesine gidiyor. Belki de aşağıda yaşayanın diyarına kadar devam ediyordur.'' Sigvar, mahmuzlarından birini ayaklarının altındaki buza sapladı. ''Burayı kolayca kaçırabilirdik. İki kulaç daha yandan gelmiş olsak, sonsuza kadar inerdik aşağı.'' Olar, ruhu buzdan halla bizi yanlış yola sokmazdı diyerek elini Sigvar'ın omzuna attı onu halla'ya yöneltti Sigvar çömeldi eldivenli elini buza yaklaştırdı buz öylesine soğuktu ki kalın giysilerine rağmen canını acıtıyordu fakat buz etrafına sadece soğuk değil güç yayıyordu gözleri hayret ve saygıyla parlayan Sigvar bunun hepsi gerçek buz mu diye sordu öyle dedi Allah Sadece birkaç seçilmiş kimse görmüştür burayı. Göz senin gerçekten de üzerinde yarım salak. Hepimizin üstünde, kutsanmış kişileriz. Gerçek buzun, buz muhafızı inancında önemli bir yeri vardı. Üç kız kardeşlerden kutsal bir hediye olduğu düşünülerek saygı gösterilirdi. Kadim element güçleriyle dolu olan bu buz demirden daha sertti. Ve en harlı yanan demirci ocağında bile erimezdi üstünde bir parça daha iyi olsa gerçek buz bulunan silahlar, mesela Olar'ın çekici Şimşek'in oğlu ve Halla'nın ikiz baltaları kanlı dişle kanlı pençe, taşımak dinsel önemi çok büyük olan bir şerefti. Böyle silahlar yapmanın ilmi çok uzun zaman önce yitip gitmişti. Geriye kalanlar eski buzdoğan savaşçıların kullandığı kutsal eşyalardı. Sigvar bir gün böyle kıymetli bir eseri taşımaya layık bulunmak için dualar ediyordu. Ama şimdilik buz çöllerinin çok ötesindeki bir diyarda da ölmüş, tek elle de iki elle de kullanabildiği emektar kılıcı ona yetiyordu. Her açıdan kaliteli bir silahtı ve onu hiç yüzüstü bırakmamıştı. Halla üç kız kardeşlere şükürler olsun ki yaklaştık dedi. İlerleyelim. Yarığın kenarında yürümeye başladılar. Sürü halinde ilerliyorlardı. En önde Halla vardı. Sigvar tüm yaşamını kıraç buz çöllerinde geçirmişti ama hiç buradaki gibi bir soğuk görmemişti. Giydiği kat kat deriye ve kürke rağmen iliğine kadar işliyordu. Nefes alırken canı acıyordu. Açık olan yüzü hemen göz kırptıkça çatlayan incecik bir buz tabakasıyla kaplanmıştı. Oların sakalı donmuştu. Biri çarpsa kırılıp düşerdi. Altlarındaki buz onları ele geçirmeye çalıştıkça çizmeleri donuyordu. Her adımı zorlukla atıyorlardı. Bunlara sadece buz doğanlar katlanabilirdi. Buna rağmen Sigvar burada ne kadar hayatta kalabileceğini bilmiyordu. Belki bir saat, olsa olsa ki daha uzun duramazdı. Halla onları ilerletmeye devam ediyordu. Durmak, ölmek demekti. Sonunda uçurumun daraldığı bir yere geldiler. Bu dar yerden ancak teker teker geçebilirlerdi. Önce Halla geçti, Olar Sigvar'a sıranın onda olduğunu işaret etti. Sonra genci, sakın gözünü dikip de bakma diye uyardı. Uzun uzun bakılacak şey değil. Sigvar, neye bakmayayım diye sordu. Olar sadece başını iki yana salladı. Başka hiçbir şey demedi. Sigvar çatlığa sığmaya çalışırken ihtiyar savaşçının neyi kastettiğini düşünüyordu. Aralık çok dardı. O da halladan epeyce bir genişti. Geçerken etrafını saran gerçek buz derisini yakıyordu. O kadar üşümüştü ki kemiklerine çekiçle vurulsa tuzla buz olacaklarından emindi. Ama milim milim ilerleyerek devam etti. En sonunda çatlaktan çıktı. Öte yanda onu büyük, kase biçiminde bir mağara karşıladı. Buranın zeminindeki buz daha berraktı tam donuk olmaktan çıkıp şeffaflaşıyordu. Mağaranın ortası tamamen pürüzsüzdü. Siyah bir ayna gibiydi. Orta kısmın zemini geniş bir açıklıktı. Etrafını devasa gerçek buz çıkıntıları sarmıştı. Açıklığın çevresine hemen hemen dairesel bir şekilde sıralanmışlardı. Sütuna benziyorlar, mağaraya eski ilahlara ait kutsal bir mekan havası veriyorlardı. Bu buzdan sütunlardan dokuz tane vardı. Sigvar sayının önemini ancak bir iki saniyede kavradı. Dokuzlar salonu dedi saygıyla. Dokuzları biliyordu elbette. Aşağıda yaşayanı bulunduğu yerde tutan bir çeşit prangaydılar. Çoktan unutulmuş büyülerle yapıldıkları söylenirdi. Hatta bazıları dokuzları yetilerin yaptığını iddia ederdi ama Sigvar bu çocuk masallarına inanmayı bırakalı çok olmuştu. Yine de hedeflerine vardıklarını anlamıştı. Olar da yarıktan çıkıp yanlarına gelince Halla, "Kenarda, dairenin dışında duracağız." dedi. "Sakın buzun merkezine yaklaşmayın ve katiyen aşağı bakmayın." Sigvar, Halla'nın bunları o duysun diye söylediğini biliyordu. Başını salladı. Halla, "Dokuzların her biri kontrol edilmeli. Ben buradan başlayıp şu yöne gideceğim." diyerek önce en yakındaki sütunu gösterdi. Sonra etrafından sağa gideceğini işaret etti. Taş yumruk. Sen şuradan başlayıp şöyle git. Çocuğu sen yanına al. Başka zaman olsa Sigvar kendisine çocuk dendi, ona göz kulak olması için birinin yanına verildi diye sinirden köpürürdü. Kara kışın en karanlık günlerinde başı bozuk trollere karşı durmuş, bu ona sadece çılgın bir neşe vermişti. Ama şimdi oların yanında kalabildiği için minnettardı havada, yıldırım çakıp gök gürlemeden önceki anlardaki tehdit hissi gibi elle tutulur bir gerginlik vardı. En yakındaki sütunlara gittiler. Sigvar kasten yukarılara bakmaya çalışıyordu. Burası bir zamanlar yüksek tavanlı bir mağaraydı belki ama tavan çökeli epey olmuştu. Sigvar'a bu çöküntünün nedeni yukarıdan devasa bir şeyin atılmasıymış gibi geldi. Aşağı bakmaya cesaret edemiyordu ama yine de gözünün ucuyla buzun altındaki simsiyah gölgeyi görebiliyordu. Gölge, Sigvar'ı sanki çekiştiriyor, dikkatini çekmeye çalışıyordu. Aynı baskıyı belki kendisi de hisseden olar, sakın bakma diye tasladı. Halla ilk buz kütlesine ulaşmıştı. Kütlenin etrafında gezinerek dikkatle inceliyordu. Olarla Sigvar diğer kütleye yaklaştı. Sigvar alçak sesle ''Neyi görmeye çalışıyoruz?'' diye sordu bakışlarını buzun merkezine kaçırmamak için mücadele ediyordu. Herhangi bir şeyin değişip değişmediğini, dedi Olar. Sigvar yakından bakınca gerçek buzun içine hapsolup donmuş karanlık damarları olduğunu gördü. Bir şeyin değiştiğini nasıl anlayacağız ki? diye mırıldandı. Olar ilkin cevap vermedi. Gözlerini kısmış, devasa buz parçasının keskin açılı yüzeylerini inceliyordu sonunda bir homurtu çıkarıp parmağıyla gösterdi. Uzun zaman önce aşağıda yaşayan ilk sürgün edildiğinde bu buzlara rünler kazınmış. Şuradakini görüyor musun? Sigvar yaklaşıp buzun üstüne kısa bir dizi çizgi kazınmış olduğunu gördü. Bu çizgiler rün yazısını oluşturuyordu. Anlamları ne? diye sordu. Buzun erimemiş olduğunu gösteriyorlar. Gel sonrakine bakalım mağaranın sol duvarına yapışarak, ortadaki geniş açıklıktan kaçınmaya devam ederek ilerlediler. Sigvar sonra olanları asla tam anlamıyla ifade edemedi. Bir sonraki sütuna yürüyen O'Lar'ı yakından takip ettiğini hatırlıyordu. Kafatasında büyük bir baskı hissetmeye, görüş alanının hemen ucunda bir şeylerin kımıldadığını sezmeye başlamıştı. Bunaltıcı sessizlik bütün ağırlığıyla üstüne yıkılmıştı. Aniden basan bir sis içinde kalmış gibi, Görüşü buğulanmış. Bütün duyuları körelmişti. Kendine geldiğinde, buzun ortasında durmuş. Aşağı bakıyordu. Buzun altında duran, muazzam büyüklükte hiç kırpılmayan bir göz de ona bakıyordu. Sigvar'ın canı çekilir gibi oldu. İçin için çığlık atıyordu ama yine de bakmaktan kendini alamıyordu devasa, kapaksız, dimdik bakan göze tamamen esir olmuştu. Gölgeler içindeki bu canavarla arasında belki 6 metre kalınlığında buz vardı ama yetmiyordu. Tam anlamıyla görmek mümkün değildi ama Sigvar, dev gözün etrafında koyu renk, kıvrım kıvrım, ahtapot dokunacına benzer uzuvlar olduğu izlenimine kapılmıştı. Buz tutmuş denizin sonsuz derinliklerinde yüzen en büyük deniz canavarları bile yanında cüce kalırdı bu kadar büyük bir yaratık var olmamalıydı. Üstelik ölü de değildi. Bakışlarında akıl almaz, sonsuz bir zeka vardı. Göz, Sigvar'ı görüyordu. Bakışları içine işledi, onu delip geçti ve delikanlı aklının denizin aşındırdığı kayalar gibi ufalanmaya, kayıp gitmeye başladığını hissetti. Midesi gitgide sıkışan bir düğüme dönüşmüştü. Görüşünün sınırına kıvranan, yılansı, kopkoyu gölgeler çörekleniyor. Ona neredeyse bir el onu giysisinin ensesinden yakalayıp geri çekti. Tökezledi. Ayakları kayıp arkasında sallanırken dairenin içinden çıkarılıp kabaca buzun üstüne atıldı. Ayağa kalkmaya çalıştı. Gölgeler ve büklüm büklüm biçimler hala zihninde dans ediyordu. Sigvar karşısında durmuş, giydiği kürkleri tek eliyle sımsıkı kavramış olan oları belli belirsiz seçebiliyordu. Biraz ötelerinde halla yere diz çökmüş, delicesine dua ediyordu. Kıvranan gölgeleri hala göz ucuyla görebiliyordu. Kafası vücuduna ağır geliyordu. İçi boğucu bir sisle dolmuştu. Farkında olmadan bakışlarını buzun merkezine kaydırmaya başladı. Oraya, o şeye. Oların koca yumruğu çenesinde patladı. Kafası geriye doğruldu. Sana bakma, bakma dedim şuna. Sigvar gözlerini kırpıştırdı. Aklı biraz daha çalışır olmuştu. Başını salladı. Yumruğunu hazırda bekleten olar, ''Halla bunun gücü yetmeyecek.'' dedi. Gözlerindeki o şakacı ifade yok olmuş, yerine keskin, amansız bir soğukluk gelmişti. ''Geri dönsün.'' ''Hayır.'' dedi Sigvar. ''Ben, ben, ben iyiyim, iyiyim ben.'' Olar, Halla'ya bakarak ''Geri dönsün!'' diye yineledi. Halla telaşlıya karışlarını bitirip ayağa kalktı. Gözlerini kısıp Sigvar'ı süzdü. Delikanlı, deneyimli savaşçıları B -b ''Bir şeyim yok, yapabilirim!'' diye ikna etmeye çalıştı. ''Yine tökezlerse öldür gitsin!'' dedi Halla. ''Hadi yürüyün, sütunları kontrol edin!'' Savaşçı, buzda katır kutur sesler çıkararak bir sonraki buz parçasını ilerletti. Olar, bana kendini öldürtme, diye hırıldadı Sigvara. Bir de leşini yukarı çıkarmakla uğraşmayayım. Aşağıda yaşayanı belki uyandırır da büyümesine neden olur diye burada ceset bırakılmazdı. Tırmanış zaten inanılmayacak kadar zorluydu. Sigvar o sırada bir de ceset taşımanın ne kadar güç olacağını hayal dahi edemiyordu. Kendisine üstelik Olar son iki çıkışında iki ceset taşımak zorunda kaldı diye hatırlattı. İhtiyar savaşçıya duyduğu saygı bir kat daha artmıştı. Sigvar, bakmayacağım diye yemin etti. Bakışları olarak kilitliydi. Gidelim hadi. Olar homurdandı. Sigvar'a önden gitmesini işaret etti. Bir sonraki sütunun üstüne kazılmış ürünü hemen buldular. Olar, işte diye gösterdi. Yazının kenarları o kadar keskindi ki, binlerce yıl değil birkaç saat önce kazınmış gibi duruyordu. Bu gayet iyi bir şeydi. Buzun onca zamandır erimemiş olduğunu gösteriyordu. Yerden açıyla fırlayan bir sonraki dev sütuna yaklaştıklarında olar buna sen bak. Sigvar başıyla onayladı. İhtiyar savaşçı onu buzu incelemeye bırakıp gitti. Sütun neredeyse tamamen siyahtı. Ona bakarken görüş alanının sınırına yine gölgeler üşüşmeye başlamıştı. Buz sanki içinde hareket eden bir şeyler varmış gibi görünüyordu. Başını sallayıp sütunun etrafında yürümeye devam etti. Buzu yukarıdan aşağı iyice inceledi. Rünleri aradı. Ama bir şey bulamadı. Açılı yüzeylerin hepsi dümdüzdü. Kaş çatıp bir kere daha kontrol etti. Bu sefer daha yavaş hareket ediyordu. Yine de bir şey bulamadı. Hallayla olara baktı. Son ikisi dışında tüm buz sütunlarını kontrol etmişler, birleşmek üzerelerdi. Gözlerini hızlı hızlı kırpıştırarak kendine ''Hadi be, dikkatini topla!'' dedi. Sütünün etrafını üçüncü kez dolaştı. Yine hiçbir şeyi bulamamıştı. Hallayla Olar şimdi ona doğru geliyordu. Yüz ifadeleri çok sertti. Sigvar sütuna tekrar göz attığında yan tarafından bir damla su aktığına yemin edebilirdi. Ama bu mümkün olamazdı. Gözlerini kısıp iyice yaklaştı. Yakından baktığında buzun nemden kayganlaştığını görebiliyordu. Buz parçasının kenarları diğerlerine göre daha az belirgin, daha küt, daha yuvarlaktı. Bunu daha önceden fark etmediğine şaştı. Yine de telaş hissetmiyordu. Karabuzun içinde bir anlık bir hareket yakaladığında da telaşlanmadı. Benliğini doğaüstü bir sükunet kaplamıştı. Arkasından gelen sesleri hayal meyal duyuyor ama pek anlamıyordu. Sesler çok uzaklardan gelir gibi boğuktu. Hiç umursamadı. Artık sadece önünde duran buzun siyahlığını önemsiyordu. Buz ona fısıldıyor, onu çağırıyor, yaklaşmasını istiyordu. Gölgeler sadece görüşünün kıyılarında kalmakla yetinmemişti, artık sadece onları görüyordu. Elini uzatıp, biri elini tuttu. Hallaydı bu. Geri savrulup neredeyse 3 metre uçtuktan sonra buza düştü. Buz sütünün içinde debelenerek serbest kalmaya çalışan karanlığı dehşet içinde fark etti. Buza içeriden saplanıyor, hapsinden çıkmaya çalışıyordu karanlığın kendisine uzandığını anladı. Halla gözlerini kapamış, bir elini karanlığın saldırdığı buzun zayıf noktasına koymuştu. Diğer eliyle boynundaki Lisandra heykelciğini tutuyordu. Haykırarak kutsal bir metin okudu. Uzattığı eli soğuk bir ışıkla parlamaya başladı. Sütünün üstünde yeni buz kristalleri oluşuyordu. Yetmeyecekti. Halla'nın oluşturduğu şey gerçek buz değildi. Gerçek buz yapma yetisi artık kimsede kalmamıştı. Buzun içindeki karanlığın saldırıları güçlendikçe çatlaklar yüzüne örümcek ağı gibi yayıldı. Halla'nın gözleri kapalı olduğu için göremiyordu. Sigvar ise ayağa kalkıp kılıcını çekmeye uğraştığı halde çok uzaktaydı. Olar bir anda Halla'nın yanında bitti. Çekici Şimşek'in oğlunu iki eliyle birden kavramıştı. Karanlık tam sütünün yüzeyine delip Halla'ya yıldırım hızıyla saplanacakken Olar kadına omuz atarak onu yana itti. Savaş çekici karanlık uzantıyı kulakları sağır eden bir çatırtıyla parçaladı. Fakat bitmemişti. Fakat bitmemişti. Yarıktan üç uzantı daha çıkıyordu. Sigvar ''Taş yumruk!'' diye haykırdı. İleri atıldı ama çok yavaştı. Üçü de çok yavaştı. Olar sendeleyerek geri gitti. Şimşeğin oğlunu savurarak uzantılardan birinden kurtuldu ama diğer ikisini durduramadı. Uzantılar yaşlı adamın etine hevesle gömüldü. Biri sol omzundan, diğeri boynunun sağ tarafından içeri girip derinlere gittiler. Bu korkunç dokunaklar taş yumruğun içinde kıvranmaya başlayınca adamın kasları seyirdi. Damarları siyah oldu. Solgun teninde aşırı derecede belirgin bir hal aldı. Adam dizlerinin üstüne çöktü. Sigvar ona hamle edecek oldu ama Halla delikanlıyı geri çekti. Yapma! diye bağırdı. Seni de alır. Olar son gücüyle şimşeğin oğlunu onlara doğru attı. Çekiç buzun üstüne döne döne kaydı. İhtiyar savaşçı tıkanarak gidin kaleye haber verin Halla, Sigvara, çekici al diye bağırdı. Onu bırakacak mıyız? Artık çok geç. Çoktan kaybettik. Sigvar, oların tüketilişini korku ve acizlik içinde seyretti. Buz muhafızı savaşçı olduğu yerde sarsılıyordu. Derisinin çoğu berelenmiş gibi siyah ve morun iğrenç tonlarına dönüşmüştü. Bir düzineden fazla uzantı etini delmiş, onu buzun altındaki karanlığa bağlıyordu. Halla, çekici al yarım sadak, diye bağırdı yine. Sigvar kılıcını kınına sokup şimşeğin oğluna uzanırken acı çekmeye hazırlandı. Çekice dokunur dokunmaz kollarından kalbine kadar yayılan soğuğun şiddeti nefesini kesti. Kalbi neredeyse duracaktı ama Sigvar soğuğa karşı koymadı. Ona kucak açtı ve onunla bütünleşti. Oların vücudu böcek gibi girintili çıkıntılı, bölütlü bir şekil almaya başladı. Soğuyan lav gibi sertleşti. İçinde ikinci bir kalp gibi atan, mide bulandırıcı, mor bir ışık yandı. Ve etinden dışarı yayılmaya başladı. Sigvar, iğrenti ve dehşetle oların içinde bir şeyin büyümekte olduğunu fark etti. Allah acı dolu bir çığlıkla kanlı pençeyi fırlattı. Balta havada dönerek uçup oların iki gözünün arasına saplandı. Savaşçı anında öldü. Halla bunu merhametten yapmıştı ama Sigvar yine de efsanevi bir buz muhafızının böyle pisi pisine öldüğüne şahit olduğu için çok üzülmüştü. Olar'ın cesedinin üzerinde kanlı pençenin saplandığı yerden yayılan buzlar oluşmaya başladı. Kırağı kısa sürede çatırtılarla adamın kafasını, göğsünü ve kollarını kapladı. Gerçek buzun gücü cesedin tüketilişini yavaşlatmış gibiydi. Uzantılar yavaşlayıp bitkinleşiyor, cesedin içindeki mor ışık sönüyordu. Sigvar, durdu mu? diye tısladı. Şimdilik durmuştur belki. Peki senin baltan? Halla çabuk çabuk, saplandığı yerde bırakacağız, dedi. Üç kız kardeşlerin de takdiriyle aşağıda yaşayanı dizginleyecek. Ama ne zamana kadar tutabileceğini bilemeyiz. Hemen gitmemiz lazım, hemen. Sigvar karşı çıkmadı. Çemberin etrafını dolaşmaya başladı ama Halla onu durdurdu. Çok yavaşsın, diye azarladı. Ortadan geç, koş. Sigvar da ona kaldı. Buzdaki açıklığa çıkmak istemiyordu. Ama Halla önünden koştura koştura gitmeye başlayınca o da istemeyerek ilk adımını attı. Bakışlarını yukarıda kalmaya zorlayarak Halla'nın peşinden önce korka korka sonra hızlanarak ilerledi. Her an altında hapis olan devasa, dehşet verici yaratığın nihayetsiz uykusundan uyandığını gösteren bir sarsıntı gelmesini bekliyordu. Kötücül bir gücün açgözlü uzantılarıyla ona zorladığını, bilincine girmeye çalıştığını hissedebiliyordu. O devasa, kapaksız, asla kırpılmayan göz onu seyrediyor, buzun altından bakışıyla onu delip geçiyordu. Aşağı bakma isteğine karşı koymak güçleşiyordu. Sigvar, şimşeğin oğlunu daha sıkı kavradı. Soğuğunun acısından dişlerini sıktı. Fısıltıyla dualar ederken bakışlarını hallaya kilitlemişti. Acıdan kaçma. Acı yaşamdır. Bulunmadığı tek yer ölümdür. Dokunuşuna karşı koyma. Onu bağrına bas.'' tökezlediğinde bile aşağı bakmaya direndi. Her adımını yeni yağmış karda koşar gibi zorluklu atıyordu. Gözün bakışlarının içine işlediğini, fısıltılarını, çağrısını sezinliyordu. Bastırmak için kutsamaları daha da yüksek sesle bağırarak söylemeye başladı. Sonra açıklık bitti. Üzerindeki baskı kalktı. Soluğu tıkandı. Halla çoktan varmış, acele etmesini istiyordu. Sigvar'ı tek çıkışları olan dar yarığa ite kaka soktu. Sigvar yarıktan geçmeden önce bir an geriye baktı. Oların donmuş cesedinin üstünde mor bir ışık mı görmüştü? Halla onu alelacele itelerken dikkatli inceleyecek vakti bulamadı. ''Geç, geç!'' diyordu kadın. Dikkat ederek güvenle geçecek vakit yoktu. Sigvar buzlara sürtünerek acıya aldırmadan ilerledi. Diğer tarafa geçtiklerinde yarığın kenarındaki çıkıntıda koşarak buz duvarından indikleri yere dönmeye başladılar. ''Halla koşarken kaledekileri uyarmalıyız.'' diyordu. Dokuzlar çatladı. Aşağıda yaşayanı tutan zincirler zayıflamış. Tüm diğer noktalarda kontrol edilmeli. Buz, buz yeniden yapılmalı. Bir kenara attıkları tırmanma teçhizatlarına ulaştılar. Hızlı hızlı soluyorlardı. Sigvar tıkanarak ''Kalıp onunla savaşmayacak mıyız?'' diye sordu. ''Gözcü ancak tüm sütunlar kırılırsa uyanır.'' dedi Halla. ''Daha güçsüz yaratıkları kanlı pençe durduracaktır.'' ya durdurmazsa? Öldürürüz o zaman dedi Halla. Ama bu haber kaleye ulaşmalı. En azından birimizin sağa dönmesi gerek. İhtiyacın olmayan her şeyi bırak. Sigvar istemeye istemeye kalkanını omzundan indirip buz duvara dayadı. Kınındaki kılıcı da yanına koydu. Halla'nın yardımıyla şimşeğin oğlunu sırtına taktı. İple birbirlerine bağlandılar. Kazmalarını yine bileklerine dolayıp yukarı çıkmak için o uzun tırmanışa başladılar. Ve Sigvar buzun altındaki dev gözünün yukarı baktığını sezmeye devam etti. Bir zamanlar taş yumruk olar olan boş kabuk ıslak bir yırtılma sesiyle açıldı. Tıslama sesleri çıkaran, irin gibi bir salgıya bulanmış, bölümlü uzuvları birbirine dolaşmış, soluk renkli bir yaratık dışarı yuvarlandı hançer uzunluğundaki pençeleriyle buzu tırmalayarak sarsak hareketlerle doğruldu. Arka tarafından keskin bir kuyruk uzandı. Neredeyse sadece sivri dişlerden ve dikenlerden oluşan kafasını kaldırdığında kalbi olması gereken yerde yanan morumsu ışık göründü. Süngerimsi, esnek dış iskeleti bu kalbi korumak için etrafına kapanıp sertleşmeye başladı. Başta hiçbir belirgin ton olmayan hastalıklı bir beyaz renkteydi ama derisinin rengi havaya tepki gösterir gibi hemen karardı. Gözleri yani üç küme halinde toplanmış 12 yakıcı mor toplu iğne başı büyüklüğünde ışık içine doğduğu donuk dünyaya bakmak için açıldı. Başını kaldırabildiğince yukarı kaldırdı ve kan donduran bir doğum çığlığı koyu verdi. Halla ve Sigvar bu insanlık dışı sese duyduklarında kayıplar köprüsünün yarı yolundaydılar. Çığlık sisi delerek her yerde yankılandı hangi yönden, ne kadar uzaktan geldiğini kestirmek imkansızdı. Halla sadece daha hızlı tırman dedi. Can güvenliğini hiçe sayarak hızlarını arttırdılar. Kazmalarını buza telaşla çakıyor, olabildiğince derine sapladıkları mahmuzlarla kendilerini yukarı çekiyorlardı. Sigvar her an derinliklerden isimsiz bir dehşetin çıkmasını bekleyerek aşağı bakıp duruyordu. Kayıplar köprüsünü yukarıdaki sisin arasından hayal meyal seçmeye başlamışlardı ki bu korkusu gerçek oldu. Halla diye tısladı. Halla doğrudan aşağı baktı. Tecrübeli savaşçının gözleri kısıldı. Yürü diye bağırdı. Çıldırmışçasına tırmanmaya koyuldular. Köprüye ulaşamadan o şeye yakalanırlarsa kendilerini savunamazlardı. Sigvar yine arkasına bakınca yaratığın koşturarak üstlerine geldiğini gördü. Mide bulandırıcı hareketlerle dalgalanarak geliyordu. Ucunda bıçaklar olan uzuvlarını bu da çılgınca bir hızla saplıyordu. Işıklı göz kümeleri kor gibi yanıyordu. Çene kıskaçlarını birbirine vurarak çeliğin çeliğe sürtmesi gibi bir sesle bağırıyordu. Köprüye ilk halla çıktı. Dönüp demir kıskaç gibi eliyle Sigvar'ı tutarak onu köprünün üstüne çekti. Sigvar ayaklanabildiğinde halla belindeki ipi çözüp kanlı dişi hazırlamıştı. Diğer elinde buz kazmalarından biri vardı. Kanlı peçenin yerini doldurmazdı ama idare etmek zorundaydı. Sigvar kazmalarını bırakıp şimşeğin oğlunu sırtından indirmeye davrandı ama Halla onu durdurdu. Hayır dedi. Tırmanmaya devam et. Sigvar seninle kalıp savaşacağım diyecek oldu ama Halla onu bir bakışıyla susturdu. Delikanlıya kanlı dişle işaret ederek tırmanmaya devam et yarım sadak dedi. İtiraz istemem ama itiraz istemem diye çıkıştı Halla. Tırman kaledekilere haber ver. Ama geride kalan ben kadın öyle büyük bir hiddetle gitsene diye haykırdı ki Sigvar bir adım geriledi. Halla daha açık bir sesle git yarım sadak diye yeniledi. Üç kız kardeşler uygun görürse birazdan ben de sana katılırım. Sigvar büyük bir isteksizlikle kazmalarını alıp tırmanmaya koyuldu. Halla dizlerinin üstüne çöküp gözlerini kapadı. Dua etmeye başladı. Yaratık köprüye çıktığında Sigvar ancak 10 metre kadar tırmanabilmişti. Yukarı baktı. Gözlerini Sigvar'a kilitleyip onun peşine takıldı. Halla yaratığa vurmak için kalkarak ''Gel buraya çirkin mahluk'' diye seslendi. ''Gel de üç kız kardeşler adına seni tepeleyeyim.'' Sigvar aşağı baktı. Elinden hiçbir şey gelmiyordu. Aşağıdaki yaratık dikkatini Halla'ya çevirdi ve imkansız olması gereken bir hızla kadına doğru atıldı. Halla, yaratığın ondan birkaç santimetre yukarıda tırpan gibi savurduğu pençelerden kaçınarak yerde yuvarlandı. Kalkarken kanlı dişle yan tarafını parçaladı. Yaratık iç organları dışarı püskürüp tüterken feci bir sesle cırladı. Halla hemen ardından buz kazmasıyla saldırdı ama kazma yaratığın sert kabuğuna hiçbir zarar vermeden sekti. Halla canavar tekrar ona atılmadan önce çevik hareketlerle uzaklaşarak saldırı menzilinden çıktı. İki vuruş daha yaptı. Biriyle iğrenç mahlun uzuvlarından birini kopardı. Diğeriyle de kafasının yan tarafında derin bir yarık açtı. Fakat canavar olağanüstü hızlıydı. Halla tam baltasıyla bir darbe daha indirecekken ileri atıldı. Pençelerinden birini kadının ön koluna sapladı. Halla acı dolu bir tıslamayla kanlı dişi düşürdü. Halla umutsuzca kazmasını yaratığın yüzüne savurdu ama gözlerinden birkaç tanesini kör etmek dışında pek bir şey başaramadı. Koluna hala pençe saplıydı. Kaçamıyordu. Sigvar bir kükremeyle kazmalarını buzdan söküp duvardan aşağı atladı. 10 metre kadar düşüp Halla'nın hemen yanına indi. Dengesini sağlamak için dizlerini büküp kollarını açtı. Donmuş köşe taşları çarpmanın şiddetinden çatladı. Sigvar'ın ciğerlerindeki hava boşaldı. Yerde hızla yuvarlandı. Yaratığın dikkati ona döndüğünde Şimşek'in oğlunu çoktan eline almıştı. Yaratık pençesini halladan kurtarmaya çalıştı ama kadın yaratığı tuttu ve tüm çırpınmalarına karşın bırakmadı. ''Saldır yarım sadak!'' Yaratığın ağzı mümkün olmaması gereken bir genişlikle açıldı. Uzun, testere kenarlı bir sürü diş göründü. Yaratık meydan okurcasına bağıracakken Sigvar Şimşek'in oğluyla kafasının tam ortasına ölümcül bir darbe indirerek pelteye çevirdi. İğrenç yaratık bir soğuk patlaması ve şimşek çakması sesiyle aksi yöne uçup köprünün parmaklarına çarptı. Sendeleyerek ayaklanmaya çalıştı. Ama sarhoş gibi devrildi. Kalbindeki mor ışık sönmeye başladı. Sigvar boğa gibi böğürerek kendini toplamaya çalışan canavara atıldı. Canavar tısladı ama gelen saldırıdan kaçmak için yapabileceği hiçbir şey yoktu. Şimşek'in oğlu bu sefer canavarın tam göğsüne oturdu. Dış kabuğunu ezip parlayan kalbinin çevresindeki kafesi paramparça etti. Yaratık uzuvlarını çılgınca savurarak köprüden düşerken kalbi söndü ve öldü. Ardından sis onu yuttu. Gözden kayboldu. Çok fevri bir hareketti, dedi Halla yere yığıldı. Yaralı kolu yanında sallanıyordu. Benzi sararmıştı. Gözlerinin altı çökmüş ve kararmıştı. Sigvar kadının yanına geçip yanına otururken veya belki de üç kız kardeşlerin takdiri böyleydi. Dedi. Allah zar zor gülümseyerek belki de diye kabul etti. Sigvar, Halla'nın yaralı kolundaki kana bulanmış giysi yenini bıçakla kesti. Yaranın çevresindeki et kararmıştı ve tütüyordu. Siyahlık damarlarına yayılmaya başlamıştı bile. Karanlık biraz daha yayılırsa neler olabileceğini ikisi de biliyordu. Allah, kanla dişi kullan. Dedi. Sesinde korkudan eser bile yoktu. Göğsünün ortasını göstererek isabetli vur. Dedi. Sigvar, baltayı alıp ağırlığını tarttı. Baltanın sapından ellerine buzu yıldı. Ama pek farkında değildi. Daha kolundan öteye yayılmamış. Dedi. Belki hala. Halla kafasını kaldırıp delikanlıya baktı. Gözleri berraktı. Hiç korku emaresi görünmüyordu. Sonra başını salladı. Yap da bitsin. Dedi. Sigvar üç gün boyunca tırmandı. O üç gün boyunca derinlerdeki o habis gözün üstünde olduğunu hissetmediği bir an bile olmadı. Bu bakıştaki doymaz açlığı, onu kemirdiğini, kararlılığını azalttığını duyabiliyordu ama dişini sıkıp devam etti. Yakınmadan katlan. Buz ne merhamet ister ne de merhamet eder. Biz de öyle olmalıyız. Kadim varlığın açlığı somut bir şeydi. Ama Sigvar bu açlığın arkasında gerçek bir duygu olmadığını fark etmişti. Öfke değildi nefret etmiyordu. Kaderine yanmıyordu. Tutkusuzdu. Umursamazdı. Bilinemezdi. Ve çok sabırlıydı. Böyle düşününce daha da dehşet verici hale geliyordu. Yalnız da değildi üstelik. Sigvar sonsuz uçurumun dibinde daha kaç tane gözünün tutsak olduğunu bilmiyordu. Ama tırmanırken üstüne başka bakışlarında döndüğünü, ilerlemesini takip ettiğini seziyordu. Sonunda elem köprüsüne ulaşıp üstüne tırmandı. O uğursuz bakışlardan ancak uçurumdan çıkınca kurtulabilmişti. Ruhu buzdan halla, iple sırtına bağlıydı. Savaşçının gözleri kapalıydı. Nefesleri çok hafifti ama hayattaydı. Sol kolu, omzunun altından kesilmişti ama giysisinin kolunda kan yoktu. Ortası, gerçek buzdan yapılma olan kanlı diş, yarayı soğuk yanıyla dağlayıp kapamıştı. Hallayı taşımak çok yorucuydu. Zaten zor olan tırmanışı iyice zorlaştırmıştı. Fakat görevi böyleydi ve yakınmadan yerine getirmişti. Soluklanmak için birkaç saniye duraksadıktan sonra ağır ve sert adımlarla köprüden geçip kaleye gitmeye koyuldu. Sanki yola çıkalı yıllar olmuştu. Yoluna dalgalanıp duran bir buz fırtınası çıkmıştı. Birkaç metreden ilerisini göremiyordu. Kalenin duvarları fırtının içinde belirirken onu bir suliyetin beklediğini gördü. Hanesi'nin baş buz rahibi ayrık dili alakka mevkini belirten asaya neredeyse tüm ağırlığıyla yaslanıyordu. Sigvar kapıya ulaşıp durduğunda asanın siyah ucuna ve rahibin boynunda asıl olan buz parçasına baktı. Bu iki nesne onu tedirgin ediyordu. Nereden geldiklerini artık biliyordu. İhtiyar rahip, kardeşlerin arasında pek azı, aşağıdaki karanlığı bizim gördüğümüz biçimde görmüştür, dedi. Artık inancımızı daha iyi anladın ama öğrenilecek çok şey var daha. Sigvar bunu kabul ederek başını salladı. Sonra ayrık dilin bakışları kendinden geçmiş halde Sigvar'ın sırtına bağlı olan hallaya takıldı. Delikanlının çevresine, arkasına da bakarak arandı. "Taş yumruk nerede?" diye sorduğunda Sigvar yalnızca başını iki yana sallayabildi. Başka bir şey yapamayacak kadar bitkindi. Rahip saygıyla delikanlının alnına dokunurken ''Puzdan geldik, puza döneceğiz.'' dedi. Sigvar eriyor demeyi başardı. Dokuzlardan biri, içinden bir şey çıktı. Rahibin gözleri belki şaşkınlıktan, belki korkudan fal taşı gibi açıldı. ''Gözcüler uyanıyor.'' dedi fısıltıyla. Sigvar sadece başını salladı. Hırıltılarla soluk alıyordu olağanüstü gücü tükenmeye yüz tutmuştu. Rahip, saygıdeğer efendimiz busun ve karanlığın hanımına haber verilmeli, dedi. Kalenin muazzam kapıları açıldı. İçerideki gölgelerin çağrısı başladı. Gel Puzdoğan, olacaklara hazırlanmalıyız.